Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle farkındalık testini paylaşmak istiyorum. Dahi misiniz? Şizofren mi yoksa normal mi? Bakalım hep birlikte görelim. Şimdi sizlere dikkatlice incelemenizi istediğim iki basit görsel sunacağım. Acele etmeyin. Doğru ve kesin sonuçlar elde etmek için görsellere yoğunlaşıp algılamanız ve görsel duygularınıza uygun olan cevabı vermeniz yeterli. Sadece ilk anda size doğru gelen seçeneği seçin ve zihninize yatkın gelen cevabı değiştirmeye çalışmayın. Şimdi dikkatle ilk görüntüye bakıp soruya cevap verin. Birinci görselde ekrandaki maskenin sizce kaç yüzü vardır? Maske dış bükey mi, iç bükey mi? Gördüğünüz şeklin nasıl olması gerektiğine değil, tamamen kendi gördüğünüz şeye odaklanın. Acele etmeyin ve dikkatli bir şekilde görsele konsantre olmaya çalışın. İkinci görselde maske tek bir tarafa mı dönüyor yoksa iki tarafa birden mi dönüyor? Gördüğünüz şeklin nasıl olması gerektiğine değil, tamamen kendi gördüğünüz şeye odaklanın lütfen. Aklınızdan, zihninizden geçen algınızı kesinleştirdiyseniz lütfen cevabınızı veriniz. Eğer cevaplarınız hazırsa değerlendirmeye geçelim. Birinci görselde sorduğumuz soruyu hatırlayalım. Ekrandaki maskenin sizce kaç yüzü var? Maske dış bükey mi, iç bükey mi diye sormuştuk. Eğer cevabınız maskenin tek bir yüzü var ve dış bükey bir yüz olduğunu söylediyseniz doğru cevapladınız demektir. İkinci görselde sorduğumuz soru maske tek bir tarafa mı yoksa iki tarafa birden mi dönüyor şeklindeydi. Eğer cevabınız maske yalnızca tek bir tarafa sağ eksende dönüyor dediyseniz bu cevabınızda doğru olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu sonuçlar, yani cevapların doğru veya yanlış olması ne anlama geliyor? Eğer iki sorunun cevabını da yanlış verdiyseniz endişe etmenize hiç gerek yok. Tamamen sağlıklı bir bireysiniz. Zihinsel hiçbir probleminiz yok. Sağlıklı bireylerin bu sorunun cevabını yanlış vermesinin sebebi göz ve beyin arası iletişim kuran nöronların gördüğümüz sekanslar arasında boşluk olduğu takdirde uygun bir biçimde doldurmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle sağlıklı bir beyin bu fotoğraflar arasındaki boşluk sekanslarını bir nevi kendi uydurarak doldurur. Yanıtlarınızın her ikisi de doğruysa, o zaman psikiyatr olan bir arkadaş edinme zamanınız gelmiş demektir. Ancak şizofren bir bireyin beyni böylesi bir bağlantı kurma yetisinden uzaktır. Şizofrenlerin bu hayal gücü yoktur. Beyinleri ayrıntılar arasındaki bağlantıları kuramaz. Maskeyi aynen olduğu gibi görürler. Onlar için maske konkavdır ve bir yönde döner. Durumunun ciddiyetine bağlı olarak kimi şizofren hastaları dünya algıları tamamen farklılaşır, adeta bir resmin içerisinde yaşar konuma gelebilirler. Dahilerde durum nasıldır ve bu sorulara doğru cevap vermeleri ne anlamı gelir? Dahi olarak addedilen birçok bireyin beyin işleyişleri şizofren hastaları ile benzerlik göstermektedir.
Özellikle sanatsal kişiliği gelişmiş olan bazı bireyler tıpkı bir şizofren hastasının yaşadığına benzer kişilik farklılaşmaları ve dünya görüngüsünde değişmeler yaşayabilirler. Şizofreni ve dahilerin algıları pek farklı değildir. Ancak yine de onları ayırmak mümkündür. Dahi kişiler her iki düşünce çeşidine de sahiptirler. Sağlıklı bir kişinin yanı sıra şizofrenin düşünce türleri arasında geçiş yapabilirler. Sonuç olarak, yukarıda maskelerle ilgili sorulan soruların ikisine birden yanlış cevap vermediyseniz, ya dahisiniz ya şizofren. Korkacak bir şey yok. Eğer bu durumdaysanız, en kısa sürede bir psikiyatri doktoruna görmenizde fayda var. Yoksa yok mu? Yok, bence var.